Cümleten selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Şampiyon Fenerbahçe'm neyi istersen iste benden. İstersen de onu atalım dört bir yanı bayraklarla diye. Yani Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Şimdi üçün birini mi şey, Efes Pilsen şey mi oldu? Yok, Efes Anadolu Efes şimdi seriyi 2-2'ye getirecekti. Kadıköy'de kupa kaldıracaktı. Yok, onu şey mi oldu? Kumpasla falan oluyordu o. Nasıl oluyordu ya? Neyse, ver görseli. Yakıştı mı? Karizmatik oldu mu? Hocam saçların dökülmüş. O ben değilim lan. Var 2-3 tel saçım var. O ben değilim. İşte budur be. Neyse arkadaşlar, görsel çok fazla durmasın. Kıskananlar olabilir. Şimdi 3'ün 1'ini şey mi oldu? 3-1'in Fenerbahçe kazanmış oldu. Fenerbahçe 3-1 almış oldu. Efes ne almış oldu? Gerginlik. İşte budur ya. Valla tebrik ederim Fenerbahçe'yi gerçekten. Yani hakemlerin katledecek vesaire vesaire. Hatta basketbol başkanı pijamayla mı ne gelmiş? Yok, iç çamaşırıyla mı geldi diyorlar. İşte bu şekilde nasıl poz verecek diye. Bir görsel daha var. Bir görsel daha var. Onu da vereyim ekrana. UFO gören masum köylü. Koçum benim. Kütahya yapar seni. Neyse. Sinan Erdem'de turnuva mı olmuş oldu? Turnuva mı olmuş oldu? Neyse, uzun lafın kısası. Fenerbahçe şampiyon oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, ilk videomuzda yakışıklı bir giriş yaptık. İkinci videomuza geçelim. İkinci videomuzda forvet listesi. İşte Jorge Jesus'un forvet listesi diyor. Burada duyumları da ekstra konuşacağım. Özellikle son kısımda konuşacağım. Siz beğeniniz zaten arkanıza yazdığını bekleyin. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de transfer harekatı, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un istekleri doğrusunda gerçekleşiyor. Okey mi? Okey. Let's go. Uçaklar bir biliniyor. Sabah gazetesinin haberine göre çalışmalar sürüyor. 3 isimle görüşülüyor demiş. Şimdi ben bunu hemen kısaltmam lazım, kusura bakmayın. Çünkü duyumlar kısmı çok uzun. Yani kısa kısalar. Bir İslam Slimani demiş. Bunu konuşacağız. 2 Jesus ile farklı diyor. Şimdi İslam Slimani ile ilgili de şey diyor bak mesela. Fenerbahçe'de 25 maçta sadece 5 gol attı. Asist yapamadı. Jesus'la birlikte çalışırken ise çok farklıydı. 48 maçta 32 gol 7 asist. Yani 2013 yılında da en iyi Cezayirli futbolcu seçilmiş. Erison diyor ikinci isim. Bunu da konuşacağız. Lincoln biliyorsunuz kapı açıklaması yapıldı. Resmi imza belki siz bu videoyu izlerken sağlık kontrolünden sonra yapılacaktır. Erison 23 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe talip oldu. Brezilya temsilcisi karıştı. Hani taraftarlar Erison'a zam istiyor. Erison 2021'de sadece 19 maç oynamasına rağmen 8 golle kral oldu diyor. Bir de Carlos Vinicius. Bonservis bedeli 8 milyon euro diyor Portekiz ekibinde. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir ismin bonservis bedeli 8 milyon euro olmaması lazım. Eğer yanlış isim hatırlamıyorum değil mi? Bir de arkadaşlar hakkınızı helal edin. Yani ben üyelere genelde yazılı olarak veriyorum duyumları. O yüzden karışma ihtimali çok az oluyor ama abonelere verirken bazen isim isim gidiyoruz. O da sıkıntı oluyor yani. Bazen karışıklık olabiliyor. Ama Benfica 2024 tamam 8 milyon euro bonservis demiş. Nunes'i Liverpool'a sattı. Portekiz kulübü 100'e sattılar herhalde 100 milyon euroya. Nasıl bir karar verecekler bekleniliyor. Benfica'da oynuyor. 2019-20'de 18 golle 3 gol kralından biriydi diyor. Bu sezonki işi bu. Bu bir. Şimdi ben şuradan bütün forvet duyumlarını çalıyorum. Çok önemli bir isim konuşacağım da o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Ya burada birkaç tane haber var. Onları da kısa kısa değinip geçeyim de. Forvet'e geri döneyim olur mu? Hakkınızı helal edin. 10 milyon euroyu getir, Rossi'yi götür. Hayır, bu doğru değil. Fenerbahçe 5,5 milyon euroya aldı Rossi'yi. Palmeiras 7 milyon euro önerdi ama yönetim kabul etmedi demiş. Bu doğru değil. Palmeiras'ın 12 milyon euroya varan bir teklifi var. Diego Rossi için. Bonservisi cırtı cırtı. Biz bonserviste yüksek bedel istiyoruz.
Flamengo, Corinthians, Palmeiras kulüpleri devreye girdi. Ben Flamengo'nun hani şu bizim ilgilendiğimiz Tonton Everton var ya, ben onu alacağını düşünüyorum. Everton alınca da diyecek ki ulan biz de vurur verdik ya fazla. Niye yıllık ücret veriyoruz diyecek. Biz de ona çökeriz diye düşünüyorum. Yani bak biz Everton'u alıyoruz, almıyorsanız deyip Everton'u aldırıp Bruno Henrique'yi boşa mı çıkartmak istiyoruz acaba? Ya değişik taktikler uyguluyoruz bu transfer döneminde ya. Futbol aklımız iyi gidiyor. Neyse Jesus 19-20 Ocak'ta 19-20 Temmuz'da oynayacak Şampiyonlar Ligi. 19-20 Ocak'a kadar kalır mıyız ya? Hadi bakalım inşallah. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi stratejisi genelde şu olur. Aziz Yıldırım döneminde. Bir ya da iki kişiyi alırız. Şampiyonlar Ligi'nde bir tur geçtik. İki tur geçtik. Gruplara kalırsak 2-3 kişi daha alırız. Kalamazsak sıkıntı. Yine 2-3 kişi daha alırız. Fenerbahçe'nin transfer politikası eskiden böyleydi. Şimdi bilmiyorum. Belki de büyük takım reaksiyonu öyleydi. Ben şunu söyleyeyim. Rossi için 12 milyon euronun aşağısındaki teklifleri kabul etmeyi düşünüyoruz. Ha, ciddi bir opsiyon olur. 7 maçta oynarsa 1 milyon euro, 8 maçta oynarsa 2 milyon euro falan. O ayrı mesele. İşte Jesus'un istediği sol bek diyor. Bunu da konuşayım. Ya da bunu konuşmayın. Ben bunu diğer videoda konuşayım. Burada forveti konuşacağız. Fenerbahçe istedi. Forvet kısmını konuşalım. Ben dediğim gibi bu sol bekim. Orta sahayla birlikte konuşurum. Ona ayrı bir video çekerim. Fenerbahçe istedi. Porto yükseklerden uçtu. Arkadaşlar isim bak direkt okuyorum. Mehdi Taremi. Hatırlar mısınız? Bir iki gün oldu herhalde. 2 gün önce bu isim sizin tarafınızdan konuşuldu. Dedim ki külliyen yalan. Gerçi Ali Koç külliyen yalan dememi yasakladı ama sosyal medyada artık diyemiyorum. Hocam o sen miydin? Kim ben miydim? Ben sen miydin hocam? Ne lan? O ben sen miydim? Yani ne diyorsunuz anlamadım. Ben kimse değilim, ben Mustafa hocayım. Şimdi İranlı golcü Mehdi Taremi için Porto'dan fiyat sormuşuz. Verilen fiyat nedeniyle görüşmeler bitmiş. Ne kadar demişler? Porto'nun İranlı forvet temas kurduğu Conceição'a mutlak takımda tutulmasını istemiş. 20 milyon euro bonservis talep etmiş. Porto'nun fiyat indirmeye yanaşmaması Fenerbahçe'nin de halen UEFA'nın takibinde olması nedeniyle bu ilgi pazarlığa dönüşemedi. Porto 2020 yazında 4 milyon 700 bin euroya aldı. Rio Ave'den. Geçen sezon 48 maçta 26 gol 17 asist yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ne yapacaktı? Bedava mı verecekti? Angut muydu Porto? Mal mıydı Porto? Ya arkadaşlar hani hocam böyle de söyleme. Ya gerçekten söylüyorum ya. Bizim Fenerbahçe taraftarında ayrı bir şey var. Şimdi sanki Porto alacak, bedava verecek, hatta para üstüne de para verecek gibi. Ya gerizekalı adam niye sana versin? Tabii 20 çekecek. Ya Fenerbahçe'de basit bir şey soruyorum. Bak Slimani'yi aldık diyelim. Misal veriyorum hocam Allah göstermesin. Lan misal veriyorum. 48 maça çıktı. 20 gol 17 asist. Yok 26 gol 17 asist. 43 gol katkısı yaptı. Kaça satılsın? Hocam Slimani çöp mü dersiniz? En az 20 mi dersiniz? Soruyu değiştiriyorum. Şu ana kadar kimin ismi konuşuldu? Slimani, Carlos Vinicius, Lincoln'u konuştuk. Eriksson. Eriksson'u Fenerbahçe aldı. 48 maçta 26 gol 17 asist yaptı. Kaça satılsın? 20. Hocam 20 çok az. 30 az. 40 az. 50. Hocam işte dersiniz. Adamlar 20 istemiş. Bence bedava bile istemiş. Az istemiş. Hemen çökelim. Milli oyuncu Fenerbahçe'ye önerildi. Buradan başlayayım. Ve kısa kısaya geçiyorum şimdi. Tek tek isim isim konuşacağım forvetlerim. Forvet adaylarını sürdüren Fenerbahçe daha milli takıma davet edilen Thiago Çukur'un önerildiği iddia edildi. Fenerbahçe menajerler tarafından önerilen isimler arasında Thiago Çukur da var. Çukur'dan kaçış yok. Fakat Fenerbahçe'nin transfere sıcak bakmadığı, A milli takım aday kadrosuna davet edilen Thiago Çukur'u veto ettiği kaydedilmiş. 19 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 26 müsabakada forma giymiş. Bir gol bir asist üretmiş. Watford ile sözleşmesi 2023'te bitecek. Güncel piyasa değeri 250 bin euro. Şimdi sevgili Osman Taş izliyordur inşallah. Osman'a da videoda bahsedeceğim dedim ama
Neyse 10. dakikadan itibaren bahsedeceğim diyeyim de en azından şey yapsın. Şimdi Osman bazı bilgiler edinmiş Thiago Çukur'la ilgili. Diyor ki Thiago Çukur babadan Fenerbahçeli. Bu bilgiyi ben de doğrulattım. Hatta biz bunu bir 2-3 hafta önce, yok 2 hafta demeyeyim yalan olmasın. 1,5 hafta önce falan bu Thiago Çukur ismi konuşuldu. Biz bu kanalda konuştuk. Hatta Yağız Sabuncuoğlu da demiş ki dün Watford forması giyen Thiago Çukur Fenerbahçe'ye önerdi. Fenerbahçe oyuncunun durumunu araştırıyor demiş. Bu tamamen doğru değil. Çünkü 1,5 hafta falan önce oldu. Ya arkadaşlar hatırlayan kardeşlerimiz yazabilir mi? Hangi videoda bahsetmiştim? Ben bundan bahsettim. Çok çok eminim Thiago Çukur'dan. Hatta milli takıma seçildi şöyle böyle. O zaman da ben ailesi Fenerbahçeli demiştim diye hatırlıyorum ama Osman diyor ki babadan Fenerbahçeli. Öğrendiğim kadarıyla Başkan Ali Koç ile babası da bir görüşme gerçekleştirmiş. Menajerinin önerdiği doğru net bir durum yok ama Fenerbahçe isterse bugün imzalar demiş. Bak Fenerbahçe taraftarı hemen şunu diyecek. Çöp. Almayın. Piyasa değeri 250 bin euro. Onun gibi 400 tane alırsınız. Ya Halil Dervişoğlu'na, Umut Bozok'a, bu elemanlar kaçıncı ligdelerken? Bakın edin. Thiago Çukur'un boyundan haberiniz var mı? 1,96. 1,96. 30 Kasım 2002 doğumlu. Yani 6-0'lık maçtan 24 gün sonra doğmuş. Babasına ikinci müjde olmuş. Ve bu arkadaşımız Watford takımının U23 takımında oynuyor. Şimdi 26 maç oynamış ancak 1246 dakika oynamış. Bir gol, bir asist. Bakın bu tip futbolcularla ilgili ben hep şunu söylerim. Hollanda altyapısından çıkmış. Watford U23'e gitmiş. Oradan Doncaster takımına kiralanmış. Sonra geri gelmiş. 11 Ocak 2022'de geri gelmiş. Yani 11 Ocak 2022'de geri gelmiş. Mantıklı olan ne biliyor musunuz? Durur bu kardeşimiz. Bir sezon daha oynar. Bu sezon yüreğiyle daha da çalışa çalışa oynar. Coşar, gelir Fenerbahçe'ye. Başım gözüm üstüne. Ama şu an için hani A takıma alınması mantıklı mı? Söylemeyeceğim bir şeyi söyleyeyim. Serdar Dursun'a normalde 2,5 milyon euroluk teklif vardı. Bunu söylemeyecektim ama söyleyeyim. 2,5 milyon euroluk teklif vardı. Kulübü boş verin. O 2,5 milyon euroluk teklifin 4'e çıktığına dair iddialarım var, duyumlarım var. 4'e çıktığına dair 4 milyon euroya. Şimdi Serdar Dursun 4 milyon euroya satılır bir futbolcu mu? Bence kestirmek güç. Ama 7-7,5 bandına çıkılırsa Serdar Dursun'a yollar ayrılır. Ben size söyleyeyim. Peki başka bir sorum. Şimdi Fenerbahçe'nin önceliği demiş. Konudan konuya atlayacağım. Kusura bakmayın yapmak zorundayım. Fenerbahçe'nin önceliği demiş Yağız Sabuncuoğlu. Erison demiş. Fenerbahçe'nin önceliği. Yani birinci aday Erison demiş. Ben de diyorum ki ısrarlı bir şekilde diyorum ki Fenerbahçe'nin birinci önceliği Erison değil. Gabriel Barbosa. Namı değer Gabigol. Hocam sen de Gabigol'le ne yaptın? Gabigol gelmez Fenerbahçe'ye demeyin. Bekleyin. Bak olmaz olmaz demeyin. Bekleyin. Şimdi sorumu şu şekilde soruyorum. Ondan konuya atladığım için de kusura bakmayın. Diyelim Serdar Dursun'u 7,5'a sattım. Thiago Çukur da feshetti, bedava geldi. Serdar Dursun'un yerine geldim. Fenerbahçe inanılmaz bir hamle yaptı. Samatta Junum'u okuttu. Gabigol'ü de getirdi. Erison'u da getirdi. Üçüncü forvet Thiago Çukur'u getirdi. Bu üçlüye okey misiniz? Daha da abartayım mı? Biraz daha abartayım mı? Biraz daha. Bak biraz daha abartıyorum. İyi dinleyin beni. Dün bir duyumcu demiş ki Serdar Dursun, Berisha, Samatta, Valencia varken 5. bir forvet almayı Jorge Jesus doğru bulmuyor demiş. Kitapta yazmıyor demiş. Bak biraz daha abartarak soruyorum. Serdar Dursun 7,5. Berisha 4,5 ya da 3,5 diyelim. 10, 11 milyon euro yaptı. Samatta 4,5, 15,5. Valencia'da 2,5'a gitti diyelim 15,5. 16, 18. 18 milyon euroya gitti diyelim. Serdar Dursun, Berisha, Samatta, Valencia. 4'ü 18'e gitti diyelim. Gabigol, Erison ve Thiago Çukur üçünü de 18 milyon euroya aldık diyelim. 0'a 0. Okey misiniz, değil misiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi?
500 kere de okeyim, 5000 kere de okeyim, 7000 kere de okeyim, 1 milyon kere de okeyim. Gabigol, Erison ve Thiago Çukur. Ben okeyim. Bak, Thiago Çukur çok alıcı gözden. Hatta hiçbir şekilde izlememe rağmen söylüyorum. Ben şimdiden okeyim. Onu da söyleyeyim. Slimani'yle transfer görüşmeleri yapılacakmış. Milli takımdan izin almış transfer görüşmesi için. Nottingham Forest'ta görüşüyormuş falan filan. Inter Milan. Bir kere yaş 33. Piyasa değeri 1,5'a kadar düşmüş. 2023'e kadar sözleşmesi var ama onu çok takmayın. Kışın gitmiş Sporting Lisbon'a. 28 maça çıkmış. 1390 dakika. 8 gol 2 asist. Bir şey söyleyeceğim. Hani bızıt 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 birileri soymuş. Soğana çevirmiş. 18, 22 milyon euroları görmüş. 31'e transfer olmuş. Düş 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 düş. 18, 5, 6,5, 5, 2,5'a piyasa değeri düşmüş. Şimdi 1,5'a. Çok merak ediyorum. Yani ücretsiz bir şekilde Slimani ister misiniz? Ben istemem. Ben hiçbir şekilde istemem. Yaş 33, 34 olacak bu arada 18 Haziran'da. 5 gün, yani 4 gün sonra 18 olacak. 34 olacak. Ben istemem. Bunu da gerçeği yansıttığını düşünüyorum. Ha, bunu hocam niye o zaman sosyal medyaya verildi? Belki de forvet transferinde elin güçlensin diye. İkinci bir iddia. Fenerbahçe Watford forması giyen Kolombiyalı santrafor Chuco Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu tarafı ile sorun yok. Chuco Hernandez. Bak, oyuncu tarafıyla sorun yok. Okey. Watford oyuncuyu kiralık vermek istiyor. Fenerbahçe bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Güzel bir soru. Sorunsal, güzel bir sorunsal. Bakalım arkadaşım. Chico Hernandez 20 Nisan 99. 23 yaşında süper. 1,76 süper. Kolombiya milli takımıyla 2 maça çıkmış. 2 golü var. Süper. Şu ana kadar süper. İspanya pasaportu da var. Müthiş. Avrupa'ya satarsan yabancı hakkı değil. Mükemmel. 12 milyon euroları görmüş. Süper. Pereira U20'den çıkmış. Tamam, Pereira ise futboldan anlıyor. Pereira iyi. Scout'ı iyidir Pereira'nın. Oradan Pereira A takımdan Watford'a geliyor. Kiralanıyor Kulüp Amerika'ya, Kolombiya'dan. Geri geliyor. Huesca'ya kiralanıyor İspanya'dan. Geri geliyor. Mallorca'ya kiralanıyor. Geri geliyor. Etafe'ye kiralanıyor. Geri geliyor. Bu sezon 2021-22'de Premier Lig, FA Cup ve Lig Kupası'nda 28 maça çıkıyor. 5 gol, 3 asisti var. 1407 dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe bölümü geçmek için bütün tuşlara basan canavar gibi şu anda. Bölümü geçmek için. Bu tuşa basmış mıdır? Bana gelen bir bilgi yok. Olsaydı paylaşırdım. Hiç çekinmiyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Gani gani razı olsun. İnşallah ve inşallah sizlerin sayesinde daha da bu kanal büyüyecek. Güzel işleri daha da arttıracağız inşallah. Allah razı olsun. İzlemeleriniz için, beğenileriniz için, yorumlarınız için Allah gani gani razı olsun. Onu söyleyeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu kadar beğeni yapmışken ben sizden duyum gizlemem. Çukur'la ilgili gelen bir duyumum yok. Ha, olursa da sözüm olsun, açık açık paylaşacağım. Hem üyelere hem abonelere paylaşacağım. Tamam mı? Sözüm olsun. Çünkü gerçekten bak benim için çok önemli. Hocam, Arda Okan Kurtulan var. Thiago Çukur'da aynı gibi diyor. Hayır, Arda Okan Kurtulan kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu. Bak, eminim şu milli takım kampından gelsin Jesus'un gözüne girecektir. Aynı şey değil. Ama Arda geçmişte merkez forvet, şimdi kanat forvet de oynayabiliyor. Thiago pivot forvet. Yani gençlere yatırım yapılabilir ama her gencin de alınması doğru değildir. Mesela pilot takımımız olsaydı alırdın, denerdin. Rezerv ligin olsaydı Thiago Çukur'u bedava alırdın, getirirdin rezerv ligin başına. Bak, rezerv lig. En büyük hatamız o. Serkan Akkoyun Fenerbahçe ile adı çıkan forvet Erison'u Hulk'un ilk çıktığı döneme benzettim demiş. He ya, o şeyde falan çalışıyordu, ediyordu. Bir tane kimyager bir kadın falan vardı, yardım ediyordu. Hulk iyi çocuktu ya. Şimdi What If izliyoruz biz. Evde çizgi film animasyon ya. Bizim Elif de seviyor. Geçen birisi diyor, hocam diyor, erik dalı kellek lek diyen bir kızım vardı senin diyor. Şimdi öbür küçük de büyüdü. O da onun küçülmüş hali oldu. Arada ekrana çıkarıyorlar da gelmiyorlar. Ben şunu söyleyeyim mi?
Gabigol'le ilgili. Hadi sizi sevdim. Siz de beğeni attınız. Hatta belki de siz bu videoyu izlerken 24.200 olmuş olacağız. Oluruz ya kesin. İnşallah oluruz. Fenerbahçe'de şampiyon olmuşken Beko, maşallah ya. Fenerbahçe Beko gerçekten yüzümüzü güldürdü. Ben Gabigol için Fenerbahçe'nin çırpındığını biliyorum. Ama ona vereceğimiz, ona harcayacağımız enerjiyi eğer Eriksen'a verseydik 15 dakika içerisinde Eriksen bizdeydi. Fakat beklemede kalın. Ben kapıyı kapatmıyorum. Hocam ses gelir o zaman. Gelsin. Ben kapıyı kapatmıyorum. Herkese de hodri meydan çekiyorum. Aynı anda hem Gabigol hem Eriksen olabilir. Ama öncelik kesinlikle Gabigol'de. Ha şunu diyebilirsin. Hocam bak. Sen geçen gün çıktın dedin ki fakir Taliskası. Bu ne demek? Biz Taliska'yı alamıyoruz. Bari muadilini alalım dedik. Gittik Lincoln'u aldık. Eriksen için de fakir Gabigol'ü der misin? He ben öyle diyeceğim. Sonra diyeceksin ki bak şifreyi yakaladım. Kesinlikle Gabigol gelmeyecek. Eriksen gelecek diyeceksiniz. Bunu demeyin ama. Eriksen fakir Gabigol artı fakir Hulk karışımı bir şey. Hayırlısı olsun. Gelişmeler oldukça aktaracağım ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Yine söylüyorum. Yine duyum veriyorum. Forvet transferi 20 Haziran yani 20-25 Haziran arası çok zor. 25 Haziran 1 Temmuz arası işte 1 Temmuz'dan sonra kesin. Tamam. Yani hocam sen 1 Temmuz'dan sonra forvet gelecek demek istiyorsun. Yok yani olabilir diyorum. Daha önce de gelebilir diyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bu kanaldasınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.